kariyerimin başından beri aslında başıma gelen her film ya da dizi ya da sahnede yapılan herhangi bir performans benim için özel oldu. En samimi yerinden söylemem gerekirse. Ama bambaşka birinin yeri şu anda hala gerçekleşiyor olmasından ziyade yeri başka benim için. Çünkü hep istediğim bir roldü. Orada bir çoklu kişilik bozukluğu olan bir adamı canlandırıyorum. Hep böyle bir rol istemiştim. İkircikli, 3-4 karakterin olduğu belki bir işte yer almak istemiştim. Karakterlerinden biri hatta cinayetler işliyor, kriminal durumlara giriyor. Bu da beni çok heyecanlandırmıştı. O karakterin haklılığını göstermek benim için böyle bir istek olmuştu. Yani bunun için bu neler yaparım bununla ilgili diye düşünmüştüm. Bu heyecanlandırmıştı beni. Bambaşka birinin bence kendine ait başarısı, özgün bir senaryosu olması. Bu da izleyicide ve ekranda karşılığını buldu diye düşünüyorum. Çok sevindiriyor beni tabii ki. Yani onunla tek başımızayken de, yani karavanın içinde ya da bir yere bir şey içmeye gittiğimizde de öyle. Aramızda yaşadığımız arkadaşlığın dışarıda da, izleyicide de ya da sevenlerde de bir karşılık buluyor olması çok keyifli. Ya bunun geçiyor olması, bunun gerçekliğinin algılanıyor olması keyifli. Çok seviyorum Hande'yi. Buradan ona sırası gelmişken bir selam daha yollayayım. Bizim yani ülkemizde bu işin okunma okumayanlara alaylı deniyor. Hande de alaylı, ben de alaylıyım. Bir konservatuvar çıkışta değiliz. O yüzden setler bizim için bir konservatuvar haline, bir okul haline geliyor oyunculukla ilgili. O da ben de gün geçtikçe bizim gibi birçok arkadaşımız da kendini gün be gün geliştiriyor. Gerek proje dışı, gerek proje içinde. Hande de bu isimlerden biri. İkimiz de hatta bir araya geldiğimizde, bu son projemizde bir araya geldiğimizde onu konuştuk. Yani ne kadar büyüdüğümüzden ve ne kadar geliştiğimizden bahsettik. Keyifli. Yani bu süreci uzaktan büyümüş halimizi izliyor olmak keyifli. Ben buna şu şekilde bir cevap vermek istiyorum. Değil Hande, değil ben, başarılı olan ya da herhangi bir işte başarılı olmuş her şeye, herkese zaten bir takım ithaflarda bulunur diye biliyorum. En azından 32 yıllık hayatımda bunu gördüm. Hande de tabii ki hayatının, kariyerinin geldiği noktasının önemi yüzünden vardı yani geldiği noktadaki büyüklüğü yüzünden bence bir takım eleştirilere maruz kaldığını kabul ediyorum. Hepimiz gibi biz de zaman zaman, ben de zaman zaman, diğer başka oyuncu arkadaşlarım da zaman zaman bazı projelerde, o projeler bazen onun projesi olmuyor. Bazen o rol ona biçilmiş olmuyor ama o rolün içinde onu gerçekleştirmek zorunda kaldığı durumlar olabiliyor. Öyle zamanlarda bizim de ayağımızın takıldığı, Hande gibi benim de ayağımın takıldığı, sorduğun sorunun cevabı da aslında bu. Benim de ayağımın takıldığı, tökezlediğim, şimdi ne yapacağım ya dediğim başıma çok şey geldi. Bir şekilde ya bir dahaki projeyle ya o projenin içindeki ruh halimizle bunu geçmeye çalışıyorsun. Yani beni de, Hande'yi de ve diğer arkadaşlarımız da beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de olacaktır. O yüzden geldiğimiz son noktada kafamız yani her kötü yoruma kafayı takacak olsak zaten galiba bu işi yapamıyor olurduk. O yüzden benim için de Hande için de sorduğum için söylüyorum. Her şey yolunda bu konuda. Sadece Arap dünyasında değil emin ol. Yani hani her dünyada insanın bu işi yapan her insanın özeliyle senin bile ya kendi bulunduğun ofiste bile senin de özelinle ilgileniyorlar. Her insan başka insanın özeliyle ilgileniyor zaten. Ama konumuz bu değil galiba. ولكن اللي بيتابع صفحة بوراك على انستغرام يقدر يكتشف مدى حرصه على عدم كشف الكثير عن حياته ومحاولة الحفاظ على خصوصيته. Aslında sorunun cevabı çok kalamıyor. Elimizden geldiğince özel tutmaya çalıştığımız bir hayatımız oluyor. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bir takım şeyleri kabul ederek zaten bu yola çıktım. Başıma bunların geleceğini bilerek bu yola çıktım aslında. Halka mal olduğun noktada onlar için kendi içlerinde sen artık ne ifade ediyorsan bir hale geldiğinde otomatikman senin ne yaptığını da merak ediyorlar. Yani evet, ışık kapandı, kamera kapandıktan sonra bu adam ne yapıyor? Evet, dışarıda ben bunu bir kadınla ya da bir erkekle gördüm. Sonra onlar nereye gidiyor? Ne yapıyorlar? Benim gibi mi ağlıyor? Benim gibi mi seviyor? Ben onun nasıl sevdiğini öğrenirsem belki ben de onun gibi severim. Belki ben ona ilham oluyorum.
Ya bunun o kadar da kötücül nedenlerine çok ağırlığı kötücül nedenlerine bırakmak istemiyorum. Çünkü herkes birbirinden ilham arıyor gibi geliyor bana. O yüzden bu ilham açlığı ve o ne yapacağını ve ne şekilde yapacağını birilerinin sana söylemesini istediğindeki o ihtiyaç seni ekrandaki kişinin hayatını merak etmeye yönlendiriyor büyük ihtimalle. Az buçuk nedeni budur. Ama evet yani ben bundan çok rahatsız değilim. Yani işimiz bu. Özel hayatımızda da evet yani nasıl ben bu işleri bu kadar zor olduğunu düşünen işleri yapıyorsam buna da bir şekilde sahip çıkmam gerekiyor. Bundan şikayetçi değilim.